Sayın seyirciler, hırsızın ne vicdanı ne de korkusu oluyor. Bütün aile uyurken eve giren hırsızlar pazarcı kadını soydu soğana çevirdi. Talihsiz kadın eşinin acil olması gereken ameliyatını bile yaptıramayacak hale geldi. Tulumlarımızı, işte terazilerimizi, neyimiz varsa arabada yüklediğimiz her şeyimizi aldı götürdü. Pervasız hırsız herkes uyurken eve girdi. Pazarcılık yapan Selma Cebeci'nin neyi var neyi yok götürdü. Ameliyat olmayı bekleyen kalp hastası, eşini hastaneye bile götüremeyen talihsiz kadın yıkıldı. Yaşamamızın bir anlamı gerçekten kalmadı. Niye? 10 yıllık hayatımızı elimizden aldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı şu anda. Hırsızlar levye yardımıyla dairenin kapısını açtılar. Yatak odasına doğru geldiler. Selma Cebeci burada uyuyordu. Oğlu hemen yan odada, salondaysa eşi uyuyordu. Hırsız onların hiçbirini uyandırmadan evi alt üst etti. Hem paraları çaldı hem de sehpanın üzerindeki aracın anahtarını. Yattığım yerin başucunda telefonumu alıyor. Buradan çekmeceden paralarımızı alıyor. Eşim burada uyurken burada bulunan anahtarları alıyor. Paraları, kredi kartını, maaş kartlarımızı, bütün kartları toparlayarak hepsini dış kapıya fırlatarak çıkıyor ve gidiyor. Cebeci ailesi sabah kalktıklarında dünyaları başına yıkıldı. Biriktirdikleri tüm para ve boğazlarından keserek binbir güçlükle aldıkları araçları buhar olmuştu. Hırsızlar kumandaya basıyorlar. Bastıktan sonra birisi aracın içine biniyor, diğeri de aşağıya doğru kaçıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan tek görüntü ise ekmek teknelerinin gidişiydi. Ya bir insan geliyor, sizin bütün hayatınızı 10 dakikada alıyor ve götürüyor. Hırsızlar yüzünden 5 parasız kalan Cebeci, eşinin kalp ameliyatını da yaptıramadı. Eşim işe gidemiyor ve perşembe günü bypass'a girecekti eşim. Ve ben eşimi götüremedim hastaneye. Çünkü 30 kilometre gidiş, 30 kilometre dönüş, imkanlarımız da sınırlıydı. Hırsızlar Cebeci ailesinin sadece arabasını, parasını değil, hayatlarını ellerinden aldı. Hem de onların psikolojilerini alt üst etti. Ben 55 yaşındayım, affedersiniz eşek gibi çalışıyorum. Onlar da çalışsınlar. İnsanların hayatını böyle mahvetmesinler. Ne diyebilirim ki? Ama bulsam, kıtır kıtır doğrasam doymayacağım, onu da söyleyeyim yani. Selma Cebeci ve oğlu haftanın 7 günü İstanbul'da pazarlarda tezgah açıyorlar. Şu an tezgahlarındaki ürünler az çünkü hırsızlar hepsini götürdüler. İşte çevredekilerinin yardımıyla bu ürünleri satıp yine para kazanmaya çalışıyorlar. 10 yıllık esnafım hiçbir şey deviremez, ayrı bir konu ama neden bunları yaşayayım? Artık bağış istemiyorum, kendi malımı geri istiyorum ben. Çok sağ olun.